programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda araştırmacı, yazar, sosyolog Yücel Aydemir var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Siz biraz uzaktan geldiniz. Çok mutlu olduk programımıza davetimizi kabul ettiğiniz için. Önce sizi tanıyabilir miyiz Yücel Bey? Yani bizi tanıyalım derken nasıl anlatayım? Adım Yücel. Ardahan doğumluyum. İşte Türkiye'de eğitimimizi bitirdikten, üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya'ya gittim orada eğitim yapmak için. Bir daha da geri gelemedik. Yani tanımak herhalde o kadar yeterli. Peki kitaplarınız var. İlk kitabınız Su ve Tuz, Yaşamın Gizemi. İkinci kitapta kanser öldürmek için değil, yaşatmak içindir diyorsunuz. Bu artık hani tüm dünyaca artık biz iyiliğin de kötülüğünü de biliyoruz su ve tuzun. Siz yaşamın gizemi derken bu kitabınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi aslında Bilge Hanım, bugün gerçekten dünyaya baktığımız zaman insanoğlu her ne kadar biz kendimizi böyle gururlu ve abartılı bir şekilde sivilizasyon yarattık filan söylüyorsak da doğru dürüst bir sivilizasyon yapmış filan değiliz. Her ne kadar bu arabalar, uçaklar bizim başımızı dönderse de biz daha bu dünyaya neye geldiğimizi bilmiyoruz. Yani biz daha yaşamanın basit yollarını bile bilmiyoruz. Yani buna çok basit bir örnek vereyim. Yani konumuz tabii ki sağlık ama şimdi bu sağlık, siz kendinizi izole edip de dünyanın öbür tarafına, uzaya atıp sağlıklı yaşamanın yolunu bulamazsınız. Bireysel sağlık toplumsal sağlıktan geçer. Siz kendinizi ne kadar da arındırsanız, işte ben bugün sabah buraya gelirken toplu araçları kullanıyorum. Bir yere geliyorsunuz, tıkanıyorsunuz. Şimdi bu sadece size bağlı değil ki. Siz ne kadar sağlıklı beslenir, sağlıklı şey yaparsanız da davranırsanız da. Çevremizi ve toplumun sağlığı da çok etkiliyor tabii. Yani bizi. Dolayısıyla biz şimdi su ve tuz üzerine ne biliyoruz? Yani gerçekten insanoğlunun ve dünyanın da en az 1/4'ünü kapsayan sulardır ve tuzdur. Yani bugün denizdeki tuzları rafine edip de çıkarıp da dünyaya sararsanız belki dünya 3-4 kat, belki 9-10 metre yukarı çıkarır. Şimdi buna rağmen yani bizim bedenimizin hemen hemen her şeyi su ve tuz olmasına rağmen biz su ve tuz üzerine ne konuşuyoruz, ne araştırıyoruz? Şimdi su ve tuz dediğin zaman su nedir? H2O diyor. Başka? Hiçbir şey yok. Suyu biz herhalde sadece hayati sıvı olarak biliyoruz. Yani ondan başka bir şey bildiğimiz yok. Sonra tuz diyor, NaC diyor. Yani nedir bu? Ne işe yarar? Şimdi bugün hemen hemen her tarafta, yani bu kitaplarımızın zoru sebebiyle bugün Türkiye'de tuz ve su tartışılıyor. Şimdi kanser yavaş yavaş zorluyor bu insanları, tartışıyorlar da. Yani deyim yerindeyse biz zorbalık, yani zorbalık derken bir şiddet, gevalt falan değil de yani dışarıdan gelecek bir zorlama olmadığı sürece kendi başımıza bir yol bulamıyoruz. Tuz yasaklıyorlar. Şimdi çok gariptir. Kur'an-ı Kerim diyor ki ben sizi bir damla sudan yarattım. Yani Türkiye'nin nüfusuna baktığınız zaman %99'u Müslüman değil mi? Bunun içerisinde alimler var, bilim adamları var, işte direnetçiler var. Ne anlıyoruz biz bu sözleri? Şimdi bizim, yani bu sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, bütün evrimcilere bakın, devrimcilere bakın, kime bakarsanız bakın, yaşam suyla başlar, evet. Susuzlukla biter. Şimdi suyla başlayan bir yaşamı, susuzlukla biten bir yaşamı kavrayabilmek için su üzerine çalışmak lazım. Şimdi bugün dünyada yaşamı çıkmaza sokan bir araba ürettik değil mi? İnsanoğlu başını döndürüyor. Arabaya, herkes arabaya sahip olmak için neredeyse uğurlarımızı kurbanı vereceğiz. Ama dünyada yaşamı çıkmaza getiren bu nesne, biz bir araba üretebilmek için, arabayı anlayabilmek için, tamir edebilmek için bütün her şeyimizi seferber ediyoruz. Suyu anlayabilmek için denizi bile görmüyoruz. Evet, maalesef. Yani dolayısıyla gizemi derken, yani biz aslında şimdi hepimizin dilinde şöyle bir söz var. Diyoruz ki efendim yaradan dert vermişse dermanını da vermiştir. Nerede o derman? Şimdi
gerçekten yani bu söz herhangi bir basit bir söylem falan değildir. Bunu bilimselliğini otursun üniversiteler araştırsınlar. Böyle kuruntu kuruntu oralarda oturuyorlar da daha dünyada bir kişinin baş ağrısını, ne sebebini, ne çözümünü bilirler. Sadece kuruntu kuruntu oturmayı söylemleri bilirler. Şimdi eğer bizim yaratılışımıza sebep olan o bir damla su bizim baş ağrımızı gidermiş, o kadar büyük bir mucize değildir. Dünyada yani burada bütün dünyaya söylediğimiz küçük bir sır vardır. Dünyada iyileştiren tek nesne sudur arkadaşlar. Ve deryalar dolusu vardır. Deryalar dolusu. Şimdi yaradan dert vermiş derman arıyoruz. Deryalar dolusu vermiş. Daha ne versin? Onun için biz dedik ki bu gizem yani aslında büyük bir gizem değil. Hepimizin içinde dışında çevresinde olandır. Gökten yağar, dereden akar. Ama biz bir türlü o deryayı görmekte zorlanırız. İşte onun için gizem. Yoksa aslında gözümüzün önünde bütün bu olaylar cereyan ediyor. Yani burada aslında gizemdirken yani biz bunun farkında değiliz. Hı hı. Hani demiş ya filozof gözlüğünü ararken burnun üstünde bulmuş. Biz onun gibi yani çözüm arıyoruz da biz zannediyoruz ki işte içtiğimiz bu tonlarca kapsülleri renkli renkli bize heyecan veriyormuş gibi ama biz kendi özümüze dürüst davranmıyoruz. Yani neden dürüst davranmıyoruz? Aslında bunu başkalarına sormak gerekmez. Şu ana kadar içtikleriyle suyun dışında sağlık sorununu, bir baş ağrısını bile çözen bir insan var mı? Bunu kendisine, bu cevabı kendisine versin de. Baş ağrısı herhalde çözümü olmayan tek ağrılardan bir tanesi. Hayır. Diye biliyoruz. İçin yani. Suyu yani en geç bir hafta içerisinde, hele ki gençlerde, içtiği anda geçer. Ya bu kadar basit bir olaydır. Yani bunu oturup da şimdi bu sağlık sistemlerine, insan sağlığına ne diyelim göz dikenler aslında bu sağlığımızı kurtarmak için göz dikmediler. Biz şunu fark ettik. Bu bir ticaret. Bu ticarette eğer ben sizi iyileştirirsem, ve bunun yolu eğer sudan geçiyorsa gerçekten. Ki sudan ben, mı geçiyor tabii, peki? Tabii. Dünyada iyileştiren tek nesne vardır sudur. Peki tuzun da bize hep yani tüm hekimler araştırdığımız zaman gördüğümüz zaman da tuzun bize kötü olduğunu, tehlikeli olduğundan bahsettiler. Yani gerekirse şimdi, zaten her şeyden tuzu aldığımızı ve tuz kullanmamamız gerektiğini söylüyorlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Yani burada tabii ki söz biz diyoruz ki dil bir bilgeliktir. Biz nesneleri, olayları dostu düşmanı birbirinden ayırt ederken dil kullanırız. Şimdi kullanacağım sözler aslında radikalmiş gibi gelse de aslında radikal falan değil. Eğer siz bir size en yakın, en önemli şeyin hakkında hiçbir bilginiz yoksa size karacahil derler. Eğer bizim yani Kur'an-ı Kerim sizi ben bir damla sudan yarattım derken doğaya baktığınız zaman o damla su her zaman tuzludur. Kimi zaman çok tuzludur denizlerdeki gibi, kimi zaman az tuzludur nehirlerdeki gibi. Ama bütün tuzlar havadaki bulutun dışında hepsi tuzludur. Ve insan bedenindeki bütün biyolojik olaylar ama ne yazık ki tuzlu suyun üzerine kuruludur. Dün bir arkadaş beni arıyor, şöyle söylüyor. Diyor ki hocam, amcası hasta, hastaneye götürüyorlar. İşte doktor bey diyor ki, bu adama diyor tuz yasak, şu yasak, bu yasak. Ya hocam diyor, şu o anda da serum veriyorlar. Hocam peki şu anda amcama ne veriyorsunuz? Serum. İçeriği ne? Tuzlu su. Peki niye veriyorsun diyor. Ben çaresizsin. Yani çaresizsin de benim babama niye zehir veriyorsun? Hani sen bir taraftan diyorsun zehirdir ama öbür taraftan veriyorsun. Ben diyor çaresizim. Şimdi bu aslında çaresizlik, bilgisizliğin çaresizliğidir. Yani siz yıllarca bir insana eğitim vereceksiniz. Bu eğitim verdiğiniz adam dünyaya tuzu yasaklayacak ama kendisine gelince tuz verecek. Niye verdiğini bilmiyor ki bu adam. Şimdi dolayısıyla bu söylediğim aslında radikal değildir. Yani biz ne diyoruz? Daha yürüdüğü yolu yani verdiği nesnenin ne anlama geldiğini bilmiyorsa gerçekten bu karacahilliktir.
Peki tuz bizim hayatımızdaki önemi nedir? Ne kadar şimdi önemli hayatımızda? Şöyle 2003 yılında iki tane kimyacı arkadaşla Nobel ödülü vermişler. Bu adamların bildiğine ya da keşfettiğine insan hücrelerinde ki hemen hemen bütün canlı hücrelerinde şöyle bir mekanizma var. Diyor ki su insan hücresinden içeri girerken, hücre zarından içeri girerken enerji üretirmiş. Ve bunun içeriye girebilmesi için, çünkü nasıl ki doğada su başıboş olduğu zaman yıkıcı oluyor. İçeriye girerken bir kontrol mekanizması kurması gerekiyor. Yani giriyor, enerji üretiyor ama sonsuza kadar giremezsin diyor. Yani belirli bir eğer girdiği zaman üretiyor, çıktığı zaman hücreyi temizliyor. Dolayısıyla bu döngünün yani hücreye suyun sürekli girmesi gerekiyor ki o yaşam enerjisini sürekli üretsin. Devam edebilsin. Şimdi bunu içeriye alan ajan diyelim tuz, sodyum. Dışarıya atan sodyum ve potasyum. Şimdi bu ne demek? Bunlar tuz iyonları demek. Yani siz vücudunuza aldığınız içeceğin, önce içecekten başlayalım, tuz olmadan içeri alamıyorsunuz. Yani şimdi bazen haberlerde duyuyoruz. İşte bilmem felanca adam felancaya su kürü yaparken, işte su verirken bilmem kimisi fasulye suyu, kimisi arpa suyu, şu bu derken bir bakıyorsun ölümlerle karşılaşıyor. Neden? Çünkü tuz yok. Yani vücutta tuz bir anahtar görevi diyoruz aslında ama doğru değil bu. Bir motor görevini görüyor. Yani tuz olmadığı zaman özellikle gençlerin kalpleri durur. Şöyle konuşurken kalpleri durur. Yani o özellikle Facebook'ta görüyorsunuz. Spiker bile konuşurken bir bakıyorsunuz düşüp gidiyor. İşte orada en büyük sebep tuz kıtlığıdır. Peki biz bunu yani marketlerde satılan tuzlardan bahsetmiyorum tabii. Onun hani bize işte yemeklere koymayı vesaire değil. Hani biz o yüzden herhalde bilmiyoruz ya da tuzu tehlikeli görüyoruz. O zaman hani doğruyu nasıl bulacağız? Şimdi hangi aslında, tuzu kullanacağız? Yani şimdi nereden alacağız yani ihtiyacımız olan şimdi tuzu vücudumuza? Onu diyeceğim de şimdi eğer bütün insanlar kendi işlerini hani bu kimseye akıl fikir verme niyetinde değiliz biz de ama şu bir gerçek ki eğer insanlar kendi işlerini doğru yaparlarsa dünya doğru yürür. Eğer bir sağlıkçı sağlık üzerine bilgiyi bilmiyorsa demek ki bu işini doğru bilmiyor. Tuz rafine edildiği zaman tuz olmaktan çıkar. Nasıl ki siz bir tavuğu pişirirseniz o artık yumurtlamaz. Aynı onun gibi. Özelliğini kaybediyor. Özelliğini kaybediyor. Çünkü yani biz bir taraftan şu sözü söyleriz. Yani sokakta, camide, ibadethanede, şurada, burada, her şeyde, her yerde şunu söyleriz de. Her yaratılışın bir sebebi vardır. Peki her yaratılışın bir sebebi varsa niye dokunuyorsunuz kardeşim dünyamıza değil mi? Niye değiştiriyorsunuz? Şimdi dünyada dokunduğunuz her nesneyi üretebilmek için endüstrinin tuza ihtiyacı var. Suya ve tuza ihtiyacı var. Bunlarsız olmaz. Yaradan bile bizleri yaratırken su ve tuz olmadan başaramamış. Şimdi bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu tuz ile bizim ihtiyaç duyduğumuz tuz aynı tuz değildir. Şimdi gidin dericiye sorun, deri yaparken başka bir tuza ihtiyaç var diyor. Efendim sanayiciye sorun, kimyacıya sorun, demir üretirken bile sizin tuza ihtiyacınız var. Boya üretirken, ilaç üretirken ne bileyim aklınıza gelen bütün nesneler tuzsuz olmuyor. Ama şimdi bunların ihtiyaç duyduğu tuz ile bizim ihtiyaç duyduğumuz tuz aynı tuz değil. Bizim ihtiyaç duyduğumuz tuz ne? Doğada var olan. Neden? Çünkü biz bu doğanın bir parçasıyız. Siz şimdi doğayı mahvederek bu dünyada yaşamada kalmayı mı planlıyorsunuz? Bu beyhude. Dolayısıyla siz bu doğayı olduğu gibi korumayı bilmezseniz, isterseniz yani yukarıdan genetiği bozulmuş bu dünyanın 3 katı kadar yiyecek getirin, yaşamayı beceremezsiniz. Şimdi şunu da söylemek gerek. Ya bu dünyada birileri hani birilerini bertaraf edip kendi başına yaşamayı düşünüyorlarsa da bunlar beyhudedir. Bunlar gerçekten boş işler.
Ama biz sokaktaki vatandaş olarak biz bunları bilemeyiz. Biz bunları kime verdik? Siz şimdi öğretmene çocuğu okula göndereceksiniz. Öğretmene diyeceksiniz ki toplumsal bir iş bölümü var ya. Buna okuma yazmayı öğreteceksiniz. Adam cahil, okuma yazmayı bilmiyor. Ben gidip o zaman öğretmeni bertaraf etmek lazım. Şu anda olduğu gibi. Şimdi sağlık sistemleri bunu bilmesi lazım. Bize tuzu yasaklıyor ama tuzun ne olduğunu bilmiyor. Bak samimi söylüyorum burada gerçekten çok tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Biz tuz getirirken ben Pakistan'dan bu Türkiye'deki Himalaya tuzu çılgınlığının kaynağı benim. Pakistan'dan getiriyoruz, ithal etmek zorundayız. İthal ederken devletin kuralları var işte. Bir tuz tebliği var, bir gıda kodeksi var. Ya Türkiye'deki tuz tebliği tuzundan haberi yok. Tuz diyor beyaz olmak zorundadır. Çankırı'da çıkan tuzun %99'u işte kara diyelim. Ne yapacak bu tuzcu? Sen diyor onu satamazsın. Rafine etmek zorundasın. Rafine ediliyor. İyot katmak zorundasın. Özelliği peki bozuluyor. Yani şimdi dünyanın en güzel tuzunu satsam bile o yasaya uymak zorundayım. Ne yapacağız? Yani gerçekten geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Yani bu toplumsal bilinç bir şeyleri anlamaya ve korumaya yetmiyorsa siz isterseniz binlerce filozof yetiştirin bir anlamı yok. Otururuz bir burada kuru kuru tartışırız, konuşuruz. Buradan çıkarız, sokakta işler başka yürüyor. Ama en nihayetinde en sonuca geldiğimiz zaman, biz tuz almak istediğimiz zaman, o zaman bir markete gittiğim zaman evet rafine tuz almamız gerektiğini biliyoruz ama o kadar artık kafamız karışıyor ki dediğiniz gibi. Kafamız karışıyor, tuzları, niye karışıyor? İşte kristal tuzlar vesaire vesaire bir sürü şey var ve hani gerçekten kafamız karışıyor bu sefer. Şimdi yani nasıl söyleyeyim ki söylediğim zaman ister istemez bazı çatışmalar başlıyor toplum içinde de. Ben 2008'de ilk kitabı yayınladım. Bu 2017 neredeyse 10 yıl oluyor. İkinci kitabımız 2013'te yayınlandı. Şimdi tabii ister istemez bu bir kıyaslama oluyor ama bu yaşamın gizemi su ve tuz Japonya'da bundan bir ay önce yayına çıktı. Daha kitap basılmadan bitti. Şimdi ben de 10 yıldır Türkiye'de, yani bu siz ilk değilsiniz, sonda olmayacaksınız onu da biliyorum. Bir yıl televizyon programı var, konferanslar ve belki yüzlerce konferanslar verdim. Üniversitelerde, şeylerde, nedir, fuarlarda filan. Şimdi toplumsal bilinç olmadan siz bir adım ileri götüremiyorsunuz bir şeyleri. Toplumsal bilinç de toplumsal temaya bağlı. Bugün Türkiye ne yazık ki, yani herkes ticaret yapıyor, herkes iş yapıyor da inanılmaz bizi bir para hırsı sarmış. Yani buna ister üzülün, ister bana küsün, ister ne derseniz deyin ama. Hayatın gerçeği bu ama. Yani Türkiye'de insanın tek aklında, fikrinde, hırsında para kazanmak var. Ya tamam para kazanın da arkadaşlar. Yani önce yaptığınız işe odaklanın. Siz yaptığınız işi doğru yaptığınız sürece arkası gelir onun. Dolayısıyla biz Türkiye'ye tuzu getirdikten bu yana herkes birden tuz satmaya başladı. Ben yani bilseydim yapmazdım. Şimdi bunu yaparken oyun kurallarına uymak lazım. Oyunun kuralları sadece tuz tebliğine uymak değil ki. Tuzun temizliği var, kalitesi var, şifası var, ne bileyim bin bir çeşit şeyi var. Şimdi ticarete baktığınız zaman ticaret nasıl olur? En ucuzu alıp en pahalıya satmak. Yani bunun çok basit bir kural. Şimdi siz en ucuzu alıp en pahalıya satarken önce birincisi ucuzu alacaksınız. Ucuzu aldığınız zaman bu ne demek? Tuzların da yani dünyada neredeyse insan sayısı kadar tuzların da çeşidi var. Şimdi Himalaya tuzu dedik. Himalaya tuzu benim icat ettiğim bir söz değil. Almanlar dünyaya marka olarak yaydılar bunu ama kalitesini ifade etmedi bu. Dolayısıyla her tarafı tuz doldurdular. Hı hı. Şimdi bunun ayırdına varmak lazım. Birincisi tuz dediği zaman doğadaki tuzları kastediyor. Yani bizim tuz sözcük olarak, kavram olarak doğadaki tuzları kastediyor. Rafine tuzlar değil. Rafine tuzların geçmişi şurada endüstriyle beraber yani 100 yıl değil. Dolayısıyla şimdi
tıp fakültesini bitirmiş ya da biyolog kimyacı olmuş bir arkadaşımız tuz dediği zaman ne acayi diyor, başka bir şey bilmiyor. Dolayısıyla önce bu arkadaşımıza tuzun ne olduğunu öğretmek lazım ki ondan sonra tuz üzerine yeni yeni söylemler olsun. Şimdi bugün dünyada tuz üzerine konuşulan her şey yanlış. O zaman siz kitapta da bahsettiniz. O yüzden sonra tuzun vücudumuzdaki görevlerinden bahseder misiniz bize? O zaman bilelim, hani yani, daha bilinçli olalım yani, kullanıp kullanmamak konusunda. Şimdi görev derken o kadar çok görevi var ki yani onsuz yaşamıyor. Şimdi birincisi iskeletin oluşumu yani mimarisi oluşumu su ve tuza bağlı. İkincisi vücuttaki suyun az önce dedim ya yani tuzu vermediğiniz zaman kalpleriniz durur. Üçüncüsü tuz insan hücrelerine suyun geçişkenliğini sağlıyor. Bu da yaşamın ilk ve en önemli enerji kaynağını oluşturuyor. Şimdi dolayısıyla hormonların bütün hormonlar sadece sudan ve tuzdan ibaret. Şimdi biz tuz derken yani basit bir tanımlama yapalım. Şimdi bana herkes soruyor. Hocam işte 84 mineral varmış da işte şu kadar mineral varmış da acaba ne kadar mineral olması gerekiyormuş da. Bunlar aslında o kadar önemli şeyler değil. Neden? Biz diyoruz ki tuz derken doğada su ile eriyebilen bütün nesneleri içerir. Kimisini çok içerir sodyum klorür gibi. Kimisini de az içerir örneğin iyot gibi eser miktarda. Dolayısıyla tuz derken bir kavram, bir tanımdır bu. Bir nesneyi laboratuvara sokmak gibi değil. Şimdi bugün mesela özellikle bu Japonya'daki patlamadan sonra denizler radyasyon dolmaya başladı. Denizden alınan tuzun içerisinde radyasyon da var. Şimdi oturup düşünmek lazım ne yapacağız? Hani az önce dedim ya siz doğayı bir taraftan saçma sapan bir şekilde tarif edeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz. Doğadan beklentimiz olacak. Ondan sonra da bu doğada söyledim. Efendim isterseniz dünyanın en iyi arabası ya da uçağına sahip olun ne olacak? Doğayı bitiriyoruz. Yani nefes alacak yerin yok. Yani. Maalesef. İkinci kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Kanser araştırmalarında 100 yıllık yanlış diyorsunuz. Kanser öldürmek için değil yaşatmak içindir. Bu tabii bizim alışık olmadığımız bir cümle. Çünkü biz kanserin hep çok kötü bir hastalık, hep öldürücü bir hastalık. Çok yani ismini bile söylemek istemediğimiz bir hastalık olarak genel olarak biliyoruz ama siz burada farklı bir bakış açısıyla bakıyorsunuz kanser hastalığına. Şimdi bizim aslında biz diyoruz ki yani bu söz yeni bir söz de değil aslında. Doğada hastalık yoktur. Yaşam vardır. Yaşamın doğru yolu vardır. Bir de ondan sapma vardır. Şimdi doğadaki bütün canlılara bakın. Onlar yani hiç kimsenin ne virüsü vardır ne. Çünkü biz bu doğada bu var olan domuzuyla da gribiyle de beraber yaşadık. Ama ne zaman bunlar bizi hasta ediyor diyelim, ne zaman ki bizim sağlıklı yaşamdan saptığımız zaman, o zaman bunlar bizi hasta ediyorlar. Şimdi o zaman mı ortaya çıkıyorlar? O zaman ortaya çıkıyorlar. Şimdi biz genel olarak tıp şöyle yapar. Der ki biz bir enfeksiyon hastalıklar vardır işte bu virüs şu bundan dolayı bir de kronik hastalıklar vardır. Bu kronik hastalıklar baş ağrısından kansere kadar aklınıza gelen ne varsa romatizmadan, astımdan, şekerden, tansiyondan. Şimdi bütün bu hastalıklara kronik hastalıklar derler. Diğer virüsel hastalıklar diyelim ki hani geldi virüs bizi kanser etti, hasta etti. Ama kronik hastalıklarda diyor ki sözcü sözcüğüne böyledir. Der ki biz kronik hastalıkların hiçbirinin sebebini bilmeyiz. Biz de vatandaş olarak bu sözü bilmeyiz. Dolayısıyla böyle abartılı herkes bana şöyle diyor. Efendim doktoruma sordum da. Neyi sordun? Şimdi doktor diyor ki ben senin baş ağrının sebebini bilmem. Çözümünü de bilmem. Biz de bu sözü bilmeyiz. Ne olacak? Diyor ki ben seni ancak tedavi ederim. Tedavi ne? Tedavi diyor ki ben bu hastalık belirtilerini yani onların o yakışıklı deyimiyle semptomlarını diyor baskı altına alırım. Dolayısıyla ben çözümü bilmem, seni tedavi ederim. Ama biz bütün bu gerçekten habersiz sokaktaki vatandaş olarak anlayamayız bunu. Ama o gözümüzün içine baka baka söyler. Her gün söylemez tabii.
Bunu oturup kendi literatürlerinde söylüyorlar ki işte okuduğunuz zaman ya da eğitimini aldığınız zaman. Şimdi bu gerçek böyleyken biz ne yaparız? Bir türlü bunu gidermeye çalışırız. Ama insan mekanizmasına baktığın zaman insan oğlu ve bütün canlılar aslında böyle yaşama karşı oluşturan bütün çevresel tehditlere karşı bir korunma mekanizması geliştirir. Örneğin bir hayvan soğukta kaldığı zaman doğayı gözlemleyen herkes görür ki örneğin bir kuş bile soğuk olduğu zaman kanatlarının içerisindeki tüylerin arasındaki havayı genişletip izolasyonu sağlamak için şişer. Birçok canlı büzülerek fiziksel havayla, soğuk havayla olan fiziksel temaslarını, yüzeylerini tehlikeye karşı kendimiz korumaya koruruz. Alıyoruz. Yani küçülürüz. Onun Türkçe karşılığı büzülmedir. Şimdi bu, siz bunu bir hastalık olarak görüp de kalkıp da hayvanları yolamazsınız senin niye tüylerin büyüdü diye. Şimdi bu mantıkla baktığınız zaman, yani tıbbi mantıkla baktığınız zaman hastalıklara ya da çevreden gelen bu ölüm tehlikelerine karşı canlının gösterdiği reaksiyona hastalık dediler. Bakın bunu tekrarlıyorum. Bugünkü sağlık sistemleri canlının çevre şartlarından dolayı kendisine yaşam tehlikesi oluşturan uyarılara karşı kendisini korumak ister. Örneğin üşümek bir uyarıdır. Aynı zamanda çözüm bulmak için bir tedbir al uyarısıdır. Bir alarmdır ve o aradır yani çözüm bulmak. Aynen öyle. Şimdi canlılar soğukta barınak ararlar. Bir ağaç arkasına bile yaslanarak kendisini korumaya çalışır. Ama bu koruma nedir? Geçicidir. Yani siz sürekli eksi 40 derecede hiçbir tedbir almadan yaşamanın olanağını bulamazsınız. Donar kalırsınız orada. İşte bu geçici süreye, işte bu üşümeye, bu uyarılara filan hepsi birden bir korunma mekanizmasıdır. Şimdi kronik hastalıklara gelince örneğin yüksek tansiyonu ele alalım değil mi? Hı hı. Herkes ne diyor? Yüksek tansiyon hastalığı nasıl oluşur biliyor musunuz? Şimdi vücuttaki en önemli organ kandır. Bizi buna, bunu bize söyleyen var mı? Bu organ ancak ne zaman doğru iş görür, ne zaman temiz ise. Bu kan kirlendiği zaman bunun akışı zorlaşır. Hı hı. Aynı zamanda oksijen kapasitesi düşer. Vücudun belirli bir oksijen kapasitesi vardır. Bu oksijen kapasitesini vücuda dağıtan kandır. Siz şimdi kanınız kirlendiği zaman bunun otomatik olarak eşyanın doğası gereği, bunun bilimle filan öyle bilim adamı gibi büyük büyük laflar ediyorlar da nesnenin doğası gereği kan kirlendiği zaman oksijen oranı düşer. Düşüyor. Oksijen oranı düştüğünüz zaman sizde bir nefes darlığı başlar. Ya şu camları açın dersiniz. Oksijen oranı düştüğü zaman bir burada bir komünikasyon var, bir iletişim, bir iş bölümü var. Beyin diyor ki arkadaş bir an önce oksijen getir. Kim getirecek? Kan. Pompalayan kim? Kalp. O zaman kalp saniyede diyelim 10 kere basıyorsa bu kez 15 kere basacak. O zaman ne oluyor? Damarlarınızdaki basınç artıyor. Şimdi bunu düşürmenin en basit yolu siz tansiyondan acile düştüğünüz zaman size ilk yapılan iş serum dedikleri tuzlu suyu size hemen şırınga ederler. Efendim siz uyandığınız zaman da derler ki sakın tuz yeme. Yani bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Ben bilemiyorum. Yani bunun mantıklı açıklaması yok. Onlarda yok. Siz bir taraftan insanlara tansiyondan dolayı hastaneye düşer. Tabii biz o serumun içinde tuzlu suyun olduğunu bilmiyoruz. Ama onlar biliyor. Biz onu bilmediğimiz için tabii tuz alma dediğimiz zaman. Biz bilmiyoruz da onlar biliyor. Yani sen şimdi bunlar basit matematiksel kavramlardır ve basit matematiksel düşünme biçimleriyle çözülür. Şimdi sen üstelik o tuzlu su rafine edilmiş tuzdan yapılır. Yani sen hem en kriz anında insanlara tuzlu suyu vereceksin
Ondan sonra tuzu yasaklayacaksın. Yani bunu mantıklı olarak açıklamanın yolu yok. Demek ki orada ya bir cehalet var ya bir hile var. Bunu onlar cevaplasınlar. Ben bilmiyorum. Yani ben adını koymak istemiyorum. Ama bana sorarsanız ikisi de var. Siz kitabınızda kanserden, bir kitap boyunca kanserden bahsediyorsunuz. Ve her şey var burada kanserle ilgili. Yol açan faktörlerden, kanser çeşitlerinden. Siz ne zaman başladınız? Yani ne zaman ilgilenmeye başladınız? Ve niye ilgilenmeye başladınız? Şimdi aslında bu sorunun cevabını hep veriyorum da. Bir arkadaşımız kanser oldu. Ben bir sosyolog olarak... dedim ki ya yani her kanserli ölmek zorunda mıdır? Geldiğimiz nokta aslında teorik olarak hiçbir kanserli kanserden ölmek zorunda değil. Çünkü niye az önce başladığımız yere gelirsek, şimdi vücut dedik ya dışarıdan gelen ölümcül yaşamsal tehlikelere karşı bir yığın korunma mekanizmaları geliştirir. Şimdi kanserde de olay şu, yanlış beslenmeden ve aşırı yemeden dolayı. Arkadaşlar hiç kimse kendisine kuruntu yapmasın. Kanser yanlış beslenme ve aşırı yeme sonucu ortaya çıkar. Hiç kimse boşuna kuruntu yapmasın. Çünkü şu ana kadar bana gelen herkes efendim ben sensibilim de yok ben duygusalım da yok ben çok inceyim de kibarım da bilmem. Bunlar hepsi hikaye. İnsan yanlış beslenme sonucu vücudu asit arttığı zaman vücut... enerjisini üretemez. Tüm kanser çeşitleri için. Tüm kanser çeşitleri için. Şimdi tıp kanseri kavrayabilmiş değildir şu ana kadar. O tümörle boğuşur. Biz diyoruz ki tümör bir bataklıkta sinek gibidir. Siz bütün sinekleri kurutsanız da o tekrar üretir. Ya da bir vücutta bit gibidir. Siz bütün bitlerinizi öldürürsünüz ama yıkanmayı beceremezseniz o tekrar çıkar. Tekrar çıkar. İşte tıp, biz diyoruz ki kanser bir kirlenme sürecidir. Vücuttaki bir kirlenme süreci. Yani bunun basit deyimiyle. O zaman neden kanserden ölüyor insanlar? Çünkü biz ona çözüm bulmuyoruz. Çözümü biz zannediyoruz ki tedavi olarak bulacağız. Hayır. Hiçbir tedaviyle kansere çözüm bulamazsınız. Neden? Çünkü kanser bir kirlenme anıdır. Siz kirlenmeyi... bütün elinizi deterjana da soksanız çözemezsiniz. Neyle çözersiniz? Dünyada temizleyici tek nesne sudur. İşte onun için diyorum yani insan herkes dilini almış. Efendim bağışıklık sistemi çöktü, kalktı, indi filan. Bağışıklık sisteminin birinci koşulu beden temizliğidir. Eğer siz bedeninizi kirletmişseniz temizliği başaramadan kurtuluş olmaz. Ama siz de kitabınızda mesela kanser çeşitlerinden bahsediyorsunuz. Meme kanseri, pankreas kanseri birçok kanser çeşidi var. Ama bazılarında hayat çok kısa oluyor. Yani bu hastalığa yakalandıktan sonra çok kısa sürede kaybediyoruz o hastaları. Ama bazıları da kanserle yaşamına devam edebiliyor. Bazı kanserler de öldürmüyor. Şimdi şöyle aslında yani kanserin tanımı şudur. Biz diyoruz ki... tıpçılar diyorlar ki kanser genetiği bozulmuş bir hücrenin kontrolsüz çoğalmasıdır. Oradan tümör oluşturur. İşte o tümör bizi öldürür. Dolayısıyla tıbbın savaş açtığı tümör ve tümör hücreleri. Biz diyoruz ki kanser dünyada şu ana kadar genetiği bozulmuş bir tümör hücresi bulamamışlar. Yani biz bu tezdir tamam mı? Biz bu tezi gerçekmiş gibi kabul ettirdiler bize. Kendileri de inandılar. Yani kendi söyledikleri yanlışa diyelim, yalan demeyelim de. Yanlışa kendileri de inandılar ve dünyaya bunun tedavisini o hücreyi öldürmekle meşguller. Ama kanser genetiği bozulmuş bir hücre değil de oksijenli solunumu yapamayan, ki teknik açıklaması budur. Kanser oksijenli solunumu yapamayan hücrelerin o enerji düzeyinde, o yoksul enerji düzeyindeki yaptığı en önemli yaşam faaliyetidir. Bu ne demek? Çünkü hücrenin çoğalması bir kontrol mekanizmasına bağlı. Bu da yüksek bir enerji düzeyine denk düşür. Eğer siz bunu başaramıyorsanız yoksulluk içerisinde yaşamak zorundasınız. Teknik terimi de fermentasyonda kalırlar bunlar. Şimdi fermentasyonda kalan bir organa denk düşer. Bu akciğer olur. Nefes darlığınız tükenir.
Bu göğüs olur. Keser göğsünü alırlar. Tümörünü alırlar da kanserini bitirmezler. O yarın öbür gün tekrar başka yerlerden yükselir. Bozulmuş hücreler başka bir yerden çıkabilir. Bozulmuş hücre demiyorum ben ona. Çünkü enerji kıtlığı bir kere başlamış. Bütün bedende var. İlk önce mesela sizde tümör göğsünüzde oluşur. Öbüründe mesela sigara içtiğin için ya da daha farklı faktörler var. Onlar da bir araya geldiği zaman birinin karaciğeri çöker, birisinin akciğeri çöker. Ama burada asıl şey ne? Organlardaki farklılıktan dolayı. Yani birisi akciğerdeyse akciğer kanseri diyoruz. İşte birisi kemikteyse kemik kanseri. Dolayısıyla farklılık burada, organlarda yatıyor. Ama içerik ne? Fermentasyonda enerji ürettikleri için bunları ileriye gidemiyorlar. Yani daha fazla enerji üretip normal sosyal hücre, akıllı hücre görevini göremiyorlar. Dolayısıyla farklılık burada. Yani sizin organlardaki biz o işte akciğer kanseri, göğüs kanseri şu bu derken organları kastediyoruz. Yoksa kanserin niteliğinde bir farklılık yok. Kanserlerin niteliği aynı diyorsunuz. Yani aynı. Farklı organlarda, o zaman farklı organlarda çıkınca farklılıklar gösteriyor. Dolayısıyla, şimdi sizin arabanızın tekeri patlarsa çözüm daha basittir. Motoru yanarsa çözüm daha farklıdır. Dolayısıyla hangi organa denk düştüğü ilk aşamada, hangi organa denk düştüğü önemli. O zaman farklılık ortaya çıkıyor. Yoksa o zaman mı değişiyor aslında o hayat kısalığı tabii, ya da işte hastalığın güçlüğü, tedavi sürecinin uzaması aynen, ya da kısalması bununla bağlı. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin için seçtiğimiz bir klibimiz var. Ardından programımızı bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte Cem TV ekranlarında görüşmek üzere. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem, dönemem belki de hasretin birinci yüz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Karşımı duvarda asılı resminle bir benden bir
insan geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktığında bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim.